Merhabalar Şeyma. Merhabalar hocam. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmaya geldiğin için çok mutlu olduk. Çok sağ ol. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu naziksin. Oldum. Bizler böyle yeni bir platformda genç arkadaşlara nacizane yol göstermek, rehberlik yapmak adına böyle ufak şeylere giriştik. Dedik ki ya biz anlatıyoruz öğretmen gözüyle. Bayağı da söyledik. 2-3 video çektik. Dedik ki bir de öğrenci gözüyle görsün. Evet kesinlikle. Sen de bizim eski kıymetli öğrencilerimizden. Önce neredeydin, nereyi kazandın istersen kendinden biraz bahset. Arkadaşlar duysun. Tabii hocam. Ankaralıyım. Ankaralıyım. Buraya talibimi bulmaya çalışıyorum. Değil mi? Öyle oldu. Hocam Hacettepe mezunuyum. Maşallah. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi mezunuyum ben. İkinci yılımda üniversiteyi kazandım. Yani üniversiteyi kazanmak bence doğru bir terim değil. Hayal ettiğim ya da istediğim bölümü ikinci yılımda tercih ettim. Çok güzel. İlk yılımda da fena bir puan gelmemişti. 50-60 bin bandındaydı. Hı hı. Ama ikinci yılımda 20 bin 30 bin bandındaki o zaman YGS ile YS'de 3 puan türü vardı bizim evet. için. İlk tabii ki en yüksek puanım 20 bindeydi. Diğerleri 30 bin, 35 bindeydi. Ben tercihimi 30 binden olandan yana kullandım. Çok güzel. Eşit ağırlıktan herhalde. Eşit ağırlıktan, evet hocam. O zaman oradan da diyorsun ki Hacettepe'ye. Evet. Memnun kaldın mı peki? Hayal ettiğin o muymuş? Hocam açıkçası ben bu yola psikolojiye gireceğim diye başlamıştım. Senden sonraki konumuz psikolojiden haberin olsun. Evet çok mutlu oldum onun için de. Ama sonra daha sonra baktım ki tam tercih dönemi geldiğinde insan 20 bin, 30 bin bir sürü seçenek var. Evet. Ben tek sadece şunu söyleyebilirim. İnsanlar yani öğrenciler, arkadaşlarımız eğer hayallerinde bir hayalleri yoksa, hedefleri yoksa 4 yıl olsun, çamurdan olsunsa Hayır. Mutlaka en azından 10 bin, 20 bini hedeflesinler ki daha geniş skalada, daha kaliteli üniversitelerde okuyabilme şansları elde edebilirler. Fark yaratır mı kaliteli üniversite diyorsun? Çok fark eder. Çünkü ben şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Umarım kötü bir örnek olmam ama ilk tercihimde benim, yani ikinci yılda yaptığım tercih listemde Kırıkkale Hukuk vardı. Benim ablam hukuk fakültesi mezunuydu. Evde durmadan hukukçu olacaksın. Bir eve iki tane hukukçu falan. İstemiyordum ben. Dershanedeki hocamız hukuk yazdırdı bana. Tercih listesinde var. Tercihin de kapanmasına son gündeyim artık. Dedim ki ben yapamayacağım. Kırıkkale'ye gidemeyeceğim dedim. Kırıkkale çok uzak değildi aslında. Evet çok uzak değildi. Gidip gelebilirdim ama yani kendime ait hissettiğim şehir burasıydı ve kendimi daha farklı yerlerde görmek istiyordum. Tabii Kırıkkale çok kötülemiyorum şu anda. Mutlaka orada okuyan arkadaşlarımız da var. Kesinlikle yani. Öyle ama ben insan kendi isteğini bilir. Sen istemiyordun. Ben böyleydim. Yani. Sonra Hacettepe'yi bir anda yazdım Hacettepe siyaset bilimi. Son saniyeler golü. Kesinlikle öyleydi. Sen deyince ben de anımı hatırladım. Sen de soluklanırsın. Böyle ben Gazi Edebiyat mezunuyum. Gazi Edebiyat'a gireceğim sen işte puanlar geldi senin hesap. Hatta bizim zamanımızda böyle YouTube'u falan geçen şey de yok. Hani böyle rehberlik hizmetleri de üst düzey değil. Bizim de çok bilgimiz yok. Ben 2001 girişliyim. Şey oldu. Öyle işte eşit ağırlıkçıyım bir puan geldi. Nereye yazılır? İşte kamu yönetimi, siyaset bilimi, ÇEKO falan ama hani senin hesap Ankara falan yakından geçemiyorum. Çok uzak işte. Sağ olsun bir hocamız dedi ki ya sen dedi aslında edebiyat falan seviyor gibisin. Öğretmenlikte bak ailede de var falan. Oluyor mu dedim. O kadar bilmiyorum olayı. Oluyor mu dedi. Oluyor dedi. İşte TM'ci olduğu için Türkçe ya da matematik öğretmenliği ya da bölümü seçebilirsin. İşte başta Türkçe öğretmenliklerini yazdık falan. İşte sonra edebiyatlar başladı. İki tane dönüm noktası var garip. Bir akrabam şey yaptı böyle. Tam ben tercih yaptım gösterdim. Allah'tan göz ucuyla ya dedi sen Gazi Edebiyat'ı ikinci öğretmenliği niye yazmadın dedi. Dedim onun puanı yok. Dedik ki bu sene açılıyor. Şu anda orayı bitirdim ben. Bir de yaptık tercihleri. İşte o zaman tabii yüzdelik dilimden de çok anladığımızdan değil ama böyle ucu ucuna gidiyor puanlar. Bir puanla çok farklı oynuyor falan. Listeyi çıkarmışım. O zaman tabii internetten falan bu kadar erişilmiyor. Elimde kağıt var. İşte aradan bir ay geçti. Sonuçlar açıklanacak. Ya dedim yarın açıklanacak. Ben neler yazdım? Bir baktım Sakarya Türkçe Öğretmenliği. Ve hani benim puanım oraya yetiyor. Tamam ilk baştakileri biraz yüksekten yazmışız ama ben Sakarya, Ankara'ya çıkmamışım. Nasıl yapacağım falan. Neyse ertesi gün oldu böyle çok korkak hani bir açtık Gazi'yi gördü tamam mı orada ve o son dakika sağ olsun akrabanın işte bak bunun puanı açıklanmadı dediği
bölümün ilk öğrencilerinden, ilk defa Gazi Edebiyat'a girenlerdendik. Senin hesap, yani o son saniye golleri çok önemli oluyor. Aslında içinden geldiklerini yapmaları lazım. Çok kesinlikle doğru yapmışsın. Çok sevindim senin adına da. Çok teşekkür ediyorum. Ablamı örnek vermemin sebebi bu süreçte maalesef ki çok kıyas oluyor. Yani maalesef olumsuz anlamda ya, kıyas değil. Evde yol gösteren biri olduğu için hani anne baba ya da çevre hep sizden de büyük bir beklenti içerisine giriyor ve benzer şeyleri isteyebiliyor. Ama ben orada mutlu olamayacağımın çok bilincindeydim. Ve ailemde sonradan saygı göstermiş. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Desteklemesi çok çok kıymetli. Onlar benim daima hep arkalarımdaydı, arkamdaydı. Onların hepsini çok seviyorum. Aile desteği çok önemli gerçekten. Tabii yani bu süreçte değil mi? En büyük sıkıntılardan biri de hatta yani o tarafa doğru da bir kapı açarsak şey oluyor. Yani süreçte ailenin maalesef bazen olumsuz etkisi oluyor. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim, belki sizin zamanınızda size de söylemişimdir. Şey gibi bir hava oluyor mesela. Ailen size işte dediğin gibi komşunun kızı öyle yaptı, bak akrabamız buraya girdi, sen niye böylesin falan. Bu zaten ayrı bir olumsuz etki. Bir de çalışırken de sanki etkiliyorlardı. Sende de durum nasıldı soracağım. Çünkü muhtemel çok arkadaşla benzer durum var. Hani siz işte bir sürü ders çalışıyorsunuz. 5 dakika mola veriyorsun. Eline bir telefon alıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Genelde pat geliyorlar. Öyle olur. Biz de şey çalışırken patron gelirdi. Böyle 2 dakika soluklandığında bir bakıyorsun patronun karşına. Neyse ve şey hani böyle size hoşunuza gitmeyen şeyler diyelim. Söylüyorlar çalışsana çalışmıyorsun falan. Ben hep şunu dedim arkadaşlara. Ne olur bunu böyle algılasınlar istiyorum. Aileleriniz hiçbir zaman sizin için kötü bir şey istemiyor. Kesinlikle. Hiçbiri bak. Yani tüm anne babalar, hatta işte diğer akrabalar sen iyi bir yerlere gel istiyorlar ama onlar bir eğitimci, bir pedagog, işte pedagoji bilen biri diyelim daha doğru bir ifadeyle olmadıkları için sana bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Yani hani bir öğretmeni Arda Hoca deyince ben onu dinledim, işte Serbi Hoca, Cenk Hoca deyince ben onu dinledim. Serbi Hoca kimdi ya? Neyse. Hep bunları dinledim, onlar beni yönlendirdi havası oluyor. Ama işte aynısını anne baba söyleyince olmuyor. Ya da dediğim gibi onlar da yani eğitimci değil. Birçoğumuzun mesela annesi ev hanımıydı. Babalar serbest meslek ya da adam zaten hengamenin içinde evi geçindireyim. Aman çocuğum güzel okusun. Bazen yanlış söylüyorlar. Burada hep çocuklar şunu düşünsün istiyorum. Yani anne evet tamam şu anda benim kalbimi kırdı bu söylediği beni üzüyor ama yani benim kötülüğüme demedi bunu. Birazcık orayı fark etmek lazım sanki süreçte. Bu bilinci ama çok geç varıyor. Varıyoruz işte. Yani ben de öyleydim. İlk yılımda çok sıkıntı çektim annemlerle. Çok ciddi bir iletişim problemimiz yoktu ama böyle yapamayacağım korkusu altında ezildim. Ankara Hukuk'a giremeyeceğim. Ablam Ankara Hukuk mezunu. Oradan oraya giremeyeceğim. 2000. olamayacağım. 20.000. oldum, orası ayrı ama. Ne olsun zaten yani. Durmadan o psikoloji altında ezildim ilk yıl. Ama onların verdiği bir çökkünlük hali değil. Benim kendi farkındalığımla oldu bu. Yapamazsam, iyi bir yere gelemezsem hep maalesef ki biraz böyle farkındalığım yüksek bir insandım o ben. Güzel, canım, o zaman. Bu ama o yaşlarda ağır geldi zaman zaman. Çünkü daima 30 yıl sonrasını, 40 yıl sonrasını düşünürdüm. Ama burada meslek seçimi elbette önemli. Ama çok asıl önemli olan bizim nerede, nasıl, kimlerle karşılaştığımız. Yani yolda yürürken bile bir insanın size neler katabileceğini bilemezsiniz karşılaştığınız insanın. Hacettepe'yi ben hiç aklımda yoktu. İBF mezunu olmayı hiç istemezdim açıkçası. Ama tek de cezbedici yanı %100 İngilizce eğitim dili olmasıydı. Ama her şeyin yanında yine İBF'ydi gözümde. Yeah. Ama şu anda oturup baktığımda, geriye dönüp baktığımda diyorum ki Hacettepe'ye iyi ki girmişim. Hacettepe benim şu andaki şeyimi almamda, 26 yıllık yaşam deneyimimde en büyük dönüm noktalarından birisi. Yani seninle bu konuda bu arada ikinci benzerlik. Yani ben de işte belki sistemin ve işte toplumun bize o dayatması. İşte sen sayısalcıysan ya doktor ol ya mühendis ol. Niye? Orada çok para var. Aynen. Hep bu eşit ağırlık işte. Hukukçu ol, orada çok para var. Hatta buradan da biz daha önce bir videomuzda da söylemiştik, eleştiriyoruz da. Yarın bir gün doktora gidiyoruz ya, bu doktorlar da çok para istiyor. Sen zamanında dedin orada para var diye. Adamları oraya yönlendirdin. Senden para isteyince sonra kızıyorsun. Bir de garip bir durum oluyor. Bizi de hukuk dediler. Ya hukuk işte Ankara hukuk. Bir de benim garip bir şeyim vardı. Bugün Gazi söyledim. Diğer okullarını da söyleyeyim. Ben Kurtuluş'tayım Ankara'da. İlkokulunu bitirdim. Ortaokulunu bitirdim. Lisesini bitirdim. Az ileride siyasal var. Evet. Ben orada oturuyorum. Böyle zincir gibi, böyle boncuk gibi dizecektik. Olmadı. Gazi oldu. Yani bir sene daha sabretsek belki olur muydu? İşte fende eksiklik, her sayısı eşit ağırlıkçı gibi. Matematiğinin üst düzey olmaması. Ve sonra çok söyledim. İyi ki Gazi, iyi ki edebiyat. Buradan tüm hocalarıma, vefat edenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara selamet versin. Çok büyük katkılarını gördük. Arkadaş çevresi çok iyiydi. Ankara'da olmak, hani ben Ankara'da olduğum için, hani Ankara sever bir insanım.
Hani bir şairin de dediği gibi size çok okuduk. Evet. Bir zulümdür neden bu kadar insanın Ankara'yı bu kadar sevdiğini anlamadan Ankara'da yaşamak diye. Yani ben Ankara'yı seviyorum. Evet deniz yok, o yok, bu yok ama güzel şehir. Gazi'de oranın güzel okullarından. Bir de dediğimiz gibi hoca şansı çok önemlidir. Kesinlikle. Oraya da değiniriz herhalde. Senin de muhtemelen güzel hocalar karşısına gelmiştir. Kesinlikle öyleydi. Yani bizimkiler çok keyifli, çok alanının üstadlarıydı. Bizi de öyle yetiştirdiler sağ olsunlar. O yüzden de senin hesap hiç dönüp de yani niye Ankara hukuk ya da hukukçu olmamışım hiç demedim. Arkadaşlar da hani bu tercih noktasında çok doğru yere de parmak bastın. Hani bir daha düşünsünler yani kim için oraya gidiyorum? Yani kendim gerçekten orayı mı istiyorum? Evet. Aile baskısı ama sayısalcığım yanındaki Ahmet oraya gidecek, Ayşe buraya gidecek, ben de oraya mı gideyim? Havası bir bakmak lazım. Öyle. Çok örnek var bizde. Yani tıp fakültesine gönderip hatta belki senin senendeydi. 2 yıl sonra geri gelip puanı kırılmasın diye. Tıp bana göre değil, ben inşaat okuyacağım deyip bayağı Ankara ciddi tıbbı bırakıp inşaata gitti yani. Evet. Bunlar olası şeylerdir. Ne istediğini bildikten sonra hocam bence 2 yılın hiçbir kaybın önemi kesinlikle yok yani. Kesinlikle yani sonuçta hani ortalama insan ömrü daha geçen dinledim. Türkiye'de erkeklerde 70 küsürlerde ortalarında da 74 dedilerde kadınlarda 71 gibi bir şey dediler. Hı-hı. Yani yaşayacağımızı varsayarsak 2 yıl hiç istemediğim bir şey için uğraşmaktansa 2 yıl beklerim, kesinlikle geciktiririm. Ama oraya bir değin isterim. Hani mezunken şu anda hazırlanan arkadaşlar da vardır. Şimdiden mezuna bırakanlar, yani kalmamıştır onlar da mezuna, şimdiden bırakmışlardır kafa olarak. Nasıl mezunken hazırlandın? Benim ilk yılımda açıkçası tam bu dönemlerde 2. yıla hazırlanacağımı fark ettim ama bunu kendime bile söylemedim. Çünkü söyleseydim çalışmazdım ve 2. yıla belki bu kadar birikim dolu başlayamazdım diye düşünüyorum. İlk yılda yaptığım en büyük hatalardan biri geometriye çalışmamaktı. Geometri BTMC için çok belirleyici yapı taşlarından biri. Ama ben hiç çalışmazdım. Yani çok zorlandığım için çalışmak istemezdim diye. Ama mezun olduğumda 5-6 tane hatta daha da fazla olabilir geometri kitabı bitirdim. Yaptıkça insan yapası geliyor çünkü. Evet, daha iyi. Sonra edebiyatta bir defterim vardı. O defterim şu anda... Yanımda olması lazım. Aynen öyle, yanımda getirdim sizler için. 2014'ten beri saklıyorum hocam bunu. Çok güzel, çok sevindim. Ben genelde alırım, seninkini görmemişim. İsterim öyle güzel not tutanları. Yok, yazım çok kötü o yüzden. Yok, içindekiler daha kıymetli. Benim yazım daha da kötü. Bunlar sizin sayenizde not tuttuğum şeylerdi. Çok güzel, çok güzel. Ben bunları hep yani gün sonunda oturur bunları okumak için sabırsızlanırım diyebilirim. Yok, o kadar keyifli bir aktiviteydi benim için. Ya o zaman işte şeye geliyor değil mi? Lafını da balla bölüp. Yani çalışmaktan keyif alınca oluyor bu kesinlikle iş. Kesinlikle. Yani geometriye de çok arkadaşın muhtemel ön yargısı vardır. Hatta evet, şu an hiç yüzüne bakmıyordur. Ama işte çözüp birkaç sorun içinde kendi kendine çıktıkça puzzle çözer gibi. Kesinlikle. Ne bileyim işte hani böyle bir şeyin içinden çıkar bulmaca çözer gibi. Bir anda ya ben bu işi yapıyorum deyince. Ya keza edebiyat da öyle. Sabah dinledin, akşam tekrar ediyorsun. Kesinlikle. Elinde notların var. Hoca hatta burada şey diye espri yaptı ya falan. Hani, ay öyle. Akla geliyor yani. Hani, ya şurada da arka taraftaki çocuk da biçimsiz bir şey demişti falan gibi şeyler olur. Yani bunu yapmak lazım. Yazarak çalışmalı, çalışmaktan keyif almalı. Daha önce de yine değinmiştik bu kısma da biz. Keyif almadan yapınca olmayacak. Yani, hocam bu sadece ders için değil, hayatın her alanında geçerli. Aynen. Ama şu an maalesef öğrencilerin tek yapması gereken kendilerine ders çalışarak motive etmeye çalışmak. Ya, bu dönemde çok zor. Şimdi muhtemelen otururken, izlerken pandemi var, nasıl çalışacağız, o motiveyi bulamıyoruz diyeceklerdi. Ama benim de kız kardeşim şu an üniversiteye hazırlanıyor. Mesela. Çok zor bir süreçten geçiyor. Ama pandemi varsa şu an pandemi tüm dünyadaki insanlara var. Sadece ve Türkiye bile değil. Burada o insan canını oturup yani canı sıkılıp oturduğunda şey dünya bir dakika onu durup ya bir saniye onun canı sıkıldı şu an her şeyi durduralım demiyor. Kimse kimseye bunu demiyor. Hayat devam ediyor. Evet. Sınav başlayacak yani olacak sınav Haziran Temmuz ne zaman olacak şu an bilemiyorum Haziran ama. Haziran 25-26. Olacak sınav ve hiç kimse de o üzülmüştü, onun canı sıkılmıştı, onun böyle çok bir acısı güzel vardı demeyecek. Hatta maalesef daha da kötüsü ben hep söylüyorum gençlere hazırlarken. Yani bu pandemi elbet bitecek. Bir evet, ilaç zaten aşı geldi, yarın bunun hapı şurubu vesaire bir şekilde dünyadan inşallah birkaçına kurtulacağız. Ya Şeyma vardı, sen niye üniversite okumadın? Ya da bu yaşa gelmişsin 26 yaşında, evet, niye bu kadar kolay bir bölüm okudun, bak işte bulamadın. Ya pandemi vardı, o neydi diyecekler, bana ne yani, hani bak Ahmet okumuş işte o zaman yine gelecek karşılaştırma ya da birinin karşılaştırması da değil yani bir sınava girilecek olacak. Klasik örnektir ya hani maçta da yaslı zemin çok kötüydü, oynayamadık. Zemin bir tarafı kötü bir tarafı iyi değildi ki, karşı takıma da kötüydü.
Aynı sahada maç yapıyorsun. Yani o nasıl uğraşıyorsa sen de uğraşacaksın. Ya bunun ötesi yok. Hocam öğrenciyken en çok insan kendinde hata görmemeye meyilli oluyor. Maalesef hep dış dünyada hata görmeye meyilli oluyoruz. Ama bence önemli olan insanın kendi hatalarını görebilmek. Ben ikinci yılında bu hatayı gördüğümde çok geç değildi. Ve hemen toparlamaya başlamıştım. Ve daima bir hata kısmı mutlaka vardır. Ya, pay kısmı olmalı. Olmaz. %10, %15'lik bir kısım. Ama geri kalan kısmı insan kendisi halletmeli. Hatta burada İlber Hoca'nın çok sevdiğim, durmadan da söylediği bir cümleyi söylemek istiyorum. Her insan kendi talihinin mimarıdır anlamında bir cümleydi. Latince özdeyişti. O çok beğendiğim bir şey. Gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Durmadan başka insanlara ya da koşullara, çevresel faktörlere suç atarak hayatımızı devam ettiremeyiz. Yani bizde öyle bir şey var. Toplum olarak da seviyoruz onu. Yani hani benden ötürü değil, ondan ötürü oldu bu. Hatta Cem Yılmaz bir şeyinde anlatır böyle. Yani hepimiz öleceğiz. Ben ne öleceğim, bu ölsün falan. Hani hep benden uzak olsun. Ben zaten hiç hata yapan bir insan değilim. Ben çok normal çalışıyorum ama işte hani işte hoca kötü. Arda Hoca bugün eksik söylemiş. Yani bir eksiklik varsa benden asla değildir. Çok doğru tespit. Ya da hani benden değildir demiyorsa bile tedavinin kendinde olduğunu yakalamak istiyor. Yani tedavisiz de arkadaş. Kesinlikle. Yani hani otur, uğraş. Hani biz burada videoları yaparken hani çok altını çizdik. İşte 10 günde TYT biter, 20 günde AYT bitirelim, paragrafta taktik verelim. Ya sen de girdin bu sınava, herkes giriyor. Taktik de yapılacak olsa sınavın en zor alanı herhalde paragraf olmaz. Çok fazla yanlış çıkıyor. Ya da işte taktiği olsa bu kadar vakit harcayamayız. Daha hızlı bir şekilde çözeriz. Hatta biz de işsiz kalırız. Yani 30 tane anlam sorusu var. Paragraf sorusunu oradan alalım. Hiç dil bilgisi çalışmayalım. Biraz da matematik öğrenelim. Bitsin gitsin bu. Böyle taktikle olacak bir iş değil. Yani hep böyle emek vermeyelim. 3 kuruşa ve 5 köfte alalım. Aynen, yani az verelim, çok alalım. Kendi iç motivasyonunu bence bulmaları gerekiyor mutlaka. Aynen. Her öz disiplin, iç motivasyon. Ha, bu dönem için ne diyorsun? Yani şimdi havalarda böyle tabii yavaştan bahar güzelleşecek. Ondan sonra pandemi belki birazcık koşullar itibariyle belki gevşetilecek. Tamam bunaldılar ama ne yapsınlar, salsınlar mı yoksa burada bir basan geçer ben mi? Ben hep böyle derlerdi, en çok viraj dönemleri bu son 3-4 aydır diye. Bunu ben çok rahat deneyimlediğimi söyleyebilirim. Bu bahar dönemi geldiğinde ben bu defterimi alıp oturduğumda arka balkona saatlerce okurdum bunu, çalışırdım. Ve en çok da o zaman motive olduğumu hatırlıyorum. Evet dışarıda bir bahar var ama ben önümüzdeki yıl kampüsünde otururken en o baharı yaşayacağım. Aynen öyle. Diye düşünürdüm. Bu arada çok şunu söylemek istiyorum. Bunu 24-25 yaşında öğrendim. Beyin challenge durumunda, yani kendine meydan okuma durumunda daha aktif hale geliyor. Ben o zamanlar şunu fark ettim. 19 yaşında sınava hazırlanırken geometriye tekrar çalıştığımda challenge yapmışım kendime. Geometri yapamıyorum ama yapmak zorundayım ve oturmuşum geometri çalışmışım. Ve çalıştıkça, challenge yaptıkça kendime daha da çok çözmüşüm. O yüzden mutlaka kendilerini zorlamalarını öneririm. Hepimize maalesef pandemi var. Şartlar çok zor. Hepsini çok iyi anlayabiliyorum. Bazı arkadaşlar şey olduğunu düşünüyor herhalde. Yani benimki 500 GB şu anda 490-95'i doldu. Hani yeni bilgi için babaanneyi anneanneyi silmek lazım hani gibi bir hava var herhalde. Yeni şöyle bir şey değil zaten. Verdikçe alıyor arkadaş. Yani biz de hani ben hep söylüyorum, okullarımda söylemiş oldum az önce. Ben düz lise mezunu adamım. Bazen hani ben sizler de derdiniz. Hocam işte bu kadar eseri nereden biliyorsunuz? Bu kadar işte ne bileyim dil bilgisi kuralı, bu kadar eser özeti, ne bileyim işte sanatçıların biyografileri vesaire vesaire özellikler. Ya hiçbirini bilmiyordum ben de.